Cün 1, cün 2 ya da cün 3 ileride kansere dönme olasılığı olan kanser öncesi hastalıklardır. Dereceye göre yani cün 1'den cün 3'e doğru gidildikçe kansere dönme olasılığı artar. Cün 1 genellikle sadece HPV enfeksiyonunu bize gösterir ve hastalarımızın çok büyük kısmı, cün 1'e sahip olan hastalarımızın çok büyük kısmı herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden iyileşmektedir. Cin 2 veya cin 3 de ise tedavisiz bıraktığımızda kansere ilerleme riski daha yüksektir. Dolayısıyla biz yüksek dereceli yani cin 2 ve cin 3 saptadığımız hastalarımızı tedavi etmeyi tercih ediyoruz. Ama burada çok önemli bir durum söz konusu. Hastamızın yaşı ve ilerideki gebelik beklentisini mutlaka hesaba katmamız. Ayrıca daha önceki simir sonuçlarını ve kolposkopi bulgularını mutlaka hesaba katmamız gerekir. Özellikle çok genç, simiri yüksek grade'li olmayan, kolposkopi bulguları yüksek grade'li bir hastalığı düşündürmeyen, cin 2 hastalığında tedavisiz takip bir alternatif olabilir. Özellikle gençlerde mutlaka bu alternatif de düşünülmelidir. Çünkü sonuçta yapacağımız rahim ağzına uygulayacağımız her türlü küçük de olsa ameliyatın uzun süreli istenmeyen yan etkileri olabilir. Dolayısıyla biz gerçekten yüksek kanser riski olan hastalıkları tedavi etmeyi, düşük kanser riski olan ve kendiliğinden geçme olasılığı olan rahim ağzı hastalıklarını dikkatli takip etmeyi tercih etmeliyiz.